Şimdi söz vardır kese savaşı, söz vardır kese başı diyerek Yunus Emre'nin bir sözü var. Bazı sözler vardır barıştırır, sözler vardır ki dövüştürür, savaştırır. Siyasetçiler sözlerine dikkat etmek mecburiyetindedirler. Ve eğer o sözlere dikkat etmezseniz toplumları felakete, kendi toplumunuzu felakete sürüklersiniz. Bugün iktidarda kalabilmek, iktidarlarını sürdürebilmek için her şeyi mübah gören bir iktidarla karşı karşıyayız. Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli bu dili uzun zamandır devam ettiriyorlar. Nefret dilini, kamplaştırma dilini, kutuplaştırma dilini, ötekileştirme dilini ve Türkiye'nin bir türlü Sayın Erdoğan da Cumhurbaşkanı olamıyor. Sayın Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhurbaşkanı oluyor veyahut da kendi ittifakının Cumhurbaşkanı oluyor. Geri kalan vatandaşların ise Cumhurbaşkanı olmuyor. O şapkayı bir türlü giyemedi kendisi zaten. Hep kamplaşma ve kutuplaştırma üzerine bina etti siyasetini. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi zaten bir siyasi mühendislik sistemiydi. Bu sistem birincisi kendisini tek adam yapmak, ikinci olarak da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığı'na tutmak için yapıldı. Daha önce söylemiştim televizyonlarda. Bana iki önemli şahıs geldi, genel başkan yardımcısıydım. O zaman göz göre göre dediler, bir parti FETÖ'nün eline geçiyor dediler. Ben de hangi partiymiş dedim. Bize neymiş geçiyorsa geçsin dedim. O zaman FETÖ yoktu. Haşhaşiler diyorlardı. Paralelciler diyorlardı. Dediler ki Milliyetçi Hareket Partisi. Bize ne dedim? Bizi ne ilgilendiriyor? Ben de o zaman genel başkan yardımcısıyım. İktidar Partisi'nde genel başkan yardımcısıyım. Dediler ki işte biz bu noktada müdahale etmek zorundayız falan. Ben müdahale edemem dedim. Meral Akşener hanımefendinin yanında da benim arkadaşlarım var. Devlet Bahçeli'nin yanında da eskiden beraber olduğum arkadaşlarım var. Burada bir tarafı tutarsam, bir tarafın yanında yer alırsam çocuklarım Manisa'da, Ankara'da gezemezler. Ayıplarlar, ileride bunlar ortaya çıkar. Ben bu tür mübazağalı işlere girmem dedim. Ama dediler efendim Cumhurbaşkanımızın talimatı, kim talimat verirse versin saygı duyarım ama ben o talimatı yerine getirmeyeceğim dedim. Şimdi iktidarda kalmak için bugün gördüğümüz nokta şu. Bir yandan darbe şakşakçıları diyor. E canım biz sizinle beraber darbeyi önlemedik mi? Hep beraber. 15 Temmuz akşamı o darbe girişimini başbakan haber veren kişi ben değil miyim? Benim. Ben verdim haberi. Ve silahını alıp ilk tweet atan Selçuk Özdağ değil mi? Ve ilk tweet atan Selçuk Özdağ değil mi? Çankaya Köşkü'ne gitmeden önce milletvekillerini arayarak, danışmanımı arayarak, bakanları arayarak, başbakan yardımcılarını arayarak ve bazı siyasetçileri arayarak lütfen sokaklara çıkalım, direnelim diyen ben değil miyim? Kılıçdaroğlu'na ulaşan ben değil miyim? Devlet Bahçeli'ye ulaşan Ümit Özdağ vasıtasıyla ben değil miyim? Engin Altay vasıtasıyla ben değil miyim? Hangi darbe şakşakçılığından bahsediyorsun sen? Ve darbe ise eğer ben 1980 darbesini iliklerime kadar hissetmişim, idamla yargılanmışım, 7,5 sene idamla yatıp kalkmışım ve 7,5 sene hapis yatmışım ben. 28 Şubat döneminde 3 defa üniversiteden atılmışım ben. 2,5 sene işsiz kalmışım. 15 Temmuz akşamı da görevimi yapmışım, yeğenimi şehit vermişim ben. Meclisin önünde yeğenim şehit olmuş benim. Şimdi bu kalkıp bana ben de o altılı masanın içerisindeyim. Bana mı söylüyorsun darbe şakşakçıları diyerek? Bu ne kadar ayıp bir ifade. Ne demek muhterisler, kifayetsiz muhteri? Ne demek kifayetsiz? Biz kifayetsizsek niye Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı'ydı? Niye Ali Babacan sizin Dışişleri Bakanınız ve Başbakan Yardımcınızdı? Ahmet Davutoğlu niye sizin Başbakanınızdı? Muhteris olmak şu mu? İktidara talip olmak muhteris olmak mı? Peki siz ben şimdi hatırlatıyorum Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a. Siz Sayın Erbakan'a karşı yenilikçi hareketi oluşturmak istediniz. Abdullah Gül'ü öne sürdünüz. Abdullah Gül Recai Kutan'ın karşısında kongrede aday oldu. Peki şimdi soruyorum. Buna Ayhan Sefer Üstün de şahittir. Ben sizin geleneğinizden gelmiyorum. Ben milliyetçi bir gelenekten geliyorum. Ben milli görüş geleneğinden veyahut da Erbakan geleneğinden gelmiyorum. Ama o gün bazı delegeleri size bağlı olan delegeleri oy kullandırtmadınız. Niye oy kullandırtmadınız? Abdullah Gül kongreyi kazansaydı o zaman Abdullah Gül bir daha görevi bırakmaz. Ben de bir daha lider olamam mı diye düşünmüştünüz. Bu mu şimdi kifayetsiz muhterislik? Şimdi kimmiş kifayetsiz muhteris? Nedenmiş? Şimdi diyorum ki ben buradan bu tür cümleler, müsvedde gibi kelimeler hiçbir cumhurbaşkanına yakışmaz, siyasetçiye yakışmaz.
Bu arada az evvel söylediğiniz bir şeyin arasında da bir tarih açısından şöyle dikkatimi çekti. Belki Nazif Bey de onu acaba yakaladı. Önemli bir şey söyledi diye o araya bir ona girmek isterim. Dediniz ya hani bize birileri geldi. Ben o zaman AKP'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan yardımcısı olarak size geliyorlar. İşte MHP'yi FETÖ'ye bırakmamak vesaire bu şekilde bu söylemlerle Akşener'in suçlandı. Şimdi benim hatırladığım bu tarih 2015'e falan tekabül ediyor. Şimdi 2016'daki FETÖ'nün bu hain darbe girişimi sonrasında MHP lideriyle Erdoğan yürümeye başladı diye biliyoruz biz. Ekim'deki işte grup toplantısındaki konuşma sistemi değiştirelim dedikten sonra. Dolayısıyla ben oradan şunu da anlıyorum. Bu birliktelik 2015'e falan dayanıyor galiba. Yani tabii, oradaki öyle mi? Doğru tabii, mudur yani? Yani 7 Haziran tabii, seçimleri önemli bir 7 Haziran tarih. Arası, yani tabii. 7 Haziran'dan sonra Bahçeli'nin ortaya koyduğu siyasi üslup AK Parti ile MHP arasındaki ilişkiyi bence milat olarak başlatıyor denilebilir. Peki bu önemli evet. Bunu mu kastetmiştiniz Nasip Bey bu arada? Hayır. İki kişinin yani MHP'yi kastederek bir siyasi parti FETÖ'cülerin eline geçiyor diye böyle iddialı bir tespit ortaya koyup onu o zamanki sıfatıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak Sayın Selçuk Özdağ'la paylaşmaları ve buna karşı bir tedbir alalım gibi bir de böyle sanki üzerlerine vazifeymiş gibi ki demokrasilerde bunlar vazife olabilir ama bu vazifeyi o şartlarda kimse düşünmez. Bunu bir de laf olarak söyleyebilir geçirir ama bunu da engellemeliyiz gibi hele Milliyetçi Hareket Partisi gibi standartları çerçevesi belli bir partiye yönelik böyle bir çalışmayı da yapmalıyız gibi teklif getirmeleri benim için çok manidar ve siyasi tarihimizde önemli bir açıklama olarak yer alabilir bu Sayın Özdağ. İlk de söylemiyor onu da belirteyim. Daha öncesinde de yine bunu konuşmuştuk. Ama bu çok önemli bir şey. Buyursunlar Sayın Özdağ, peki bir de şu 14 Mayıs tarihi ve Erdoğan'ın adaylığı mevzunda 14 acaba? 14 Mayıs tek adamlık tek partiye karşı diyorlar ki işte 14 Mayıs gibi bir seçim tarihi belirliyor. Ben biraz önce Gökhan Günaydın Bey'in sözlerine katılıyorum. Kesinlikle aday olamaz. Ama biz hukuk çerçevesinde olan bir Türkiye için konuşuyoruz. Anayasa çerçevesinde konuşuyoruz. Bunlar zaten şöyle söylüyorlardı bir ortağı, biraz önce bahsettiğim ortağı. Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır diyordu. Bu cümleyi söylemek bir kere suç. Evet. Neden? Anayasada var bu zaten. Anayasada olan bir şey. Siz yeni bir anayasa yaparsınız. Yaparken dersiniz ki biz Anayasa Mahkemesi'ni kaldırıyoruz dersiniz. Bunu kamuoyuna takdim edeceğiz dersiniz. Bunu teklif olarak sunabilirsiniz. Ama meclise sunabilirsiniz, referanduma sunabilirsiniz. Ama mevcut anayasa varken bu kaldırılmalıdır, bu kapatılmalıdır dediğiniz zaman oradaki hakimlerin kullanacağı kararlara da müdahale ediyorsunuz demektir. Hatta dolaylı olarak da tehdit ediyorsunuz demektir. Hatta tezif ediyorsunuz, tahkir ediyorsunuz kişileri demektir. Görevlerine müdahale ediyorsunuz demektir. Bunların vereceği kararlarda müdahale ediyorsunuz. Hatta bir tanesi de şöyle söylüyordu. Ne diyordu bir hakim? Anayasa Mahkemesi kararları bizi bağlamaz diyordu. Bağlamadı zaten. Onu yapan adam ne yaptı? Yargıtay üyesi oldu. Daha sonra da geldi bir gün bile Yargıtay üyeliği yapmadan Anayasa Mahkemesi üyesi oldular. Evet, hatta bir tanesi şöyle söylüyordu. Kimdi o? Recep Tayyip Erdoğan'dı. Ne diyordu? Ahim kararları bizi bağlamaz diyordu. Niye bağlamasın seni? Uluslararası sözleşme değil mi? O Türkiye'nin bir namusu değil mi? Ülkenin tamamı imza atmadı mı? Senin imzan ahim kararları Türkiye'yi bağlamıyor mu? Bağlıyor. IMF'nin kararları Türkiye'yi bağlamıyor mu? Seni bağlamıyor. Bağlıyor. Herkesi bağlar. Hatta meclis başkanı da biraz önce söyledi Gökhan Bey. Çok değerli anayasa hukukçusu ve ünlem işareti içerisinde söylüyorum. Ve bu şahıs kalkıyor diyor ki efendim anayasanın 101. maddesi de açık bir şekilde sarih bir şekilde duruyor orada. 5 yıllığına seçilir. En fazla 2 defa seçilir diyor. Ama seçilir diyor bakın. Biraz önce ne söylediniz? Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'na bir atıfta bulundunuz. Evet. Ben diyorum ki Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ile ilgili şunu söyleyeceğim. Ekrem İmamoğlu ile ilgili ihsaslı reyde bulundu değil mi? Evet. İhsaslı reyde bulundu Ekrem İmamoğlu ile ilgili. Dedi ki Ekrem İmamoğlu ceza almamış olsa bile bu cezasıyla yarın aday olsa Cumhurbaşkanı seçilse mazbatasını vermeyiz diyerek ve kanaatini belirtti. Önceden söyledi. Bunu niye söyledi? Daha sonra ben bilgi edinme yasası çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'na ne gönderdim? Bir dilekçe gönderdim. Tekrar yeniden bu Cumhurbaşkanı üçüncü kez seçilebilir mi? Anayasanın maddelerini koydum oraya ve dedim ki buna göre seçilebilir mi? Henüz önümüze gelmemiştir. Bu konuda bir kanaat belirtmemiz mümkün değildir. Evet, evet. Önümüze geldiği zaman görüşeceğiz. Niye söyledi biliyor musunuz? Orada aday olabilir yazmıyor anayasada. Seçilir diyor. 2 defa seçilir. Ve diyecek ki yarın aday olacak. Bu şahıs aday olur. Demiyor ki şu kadar aday olur, bu kadar aday olur demiyor. Aday olacak. Kaybedecek. Kaybettiği zaman diyecek ki zaten biz Ekrem İmamoğlu meselesinde ihsas reyde bulunmuştuk. Kazansaydı da vermeyecektik mazbatasını zaten. Ama kazandığı günde diyecek ki evet kazandı kardeşim. Onaylıyorum diyecek.
Şimdi Yüksek Seçim Kurulu, burada bakın uzun zamandır bir siyasi mühendislikle karşı karşıyayız. Biraz önce vermiş olduğum örnekten yola çıkarak bir anayasa değişikliği yapıldı 2017 yılında, referandum yapıldı. Bu referandum bir siyasi mühendislik referandumuydu. Bir müdahaleydi. Dediler ki artık yargılanmayacak bir anayasa yapalım. Ve bu anayasada öyle Cumhurbaşkanlığı kanun hükmünde kararname maddeleri koyalım ki, öyle Cumhurbaşkanlığı kararı koyalım ki, meclisin çıkartmış olduğu bir İstanbul Sözleşmesi'ni bile kanun hükmünde kararnameyle değil de Cumhurbaşkanlığı kanun hükmünde kararıyla yapalım ve Danıştay'a gitsin o mesele diyerek yaptılar. AYM'ye gitmesin diyerek yaptılar. Evet, evet. 14 Mayıs'la ilgili de şunu söylemek isterim. Bakın burada diyorlar ki tek parti dönemi. Zaten dünyada o zamanlar çok partili bir hayat yoktu efendim. Yeni yeni dünya çok partili hayata geçiyordu o zamanlar. Şimdi kınamış olduğu, yıllardır söylediği Sayın Erdoğan'ın, ben de kendisini oradayken zaman zaman eleştirdiğim, çok politikalarını eleştirdim ben orada. Parti içi disipline uyarak parti içi demokrasiyi çalıştırdım. Ama nedense beni disipline vermediler. Ben 3 dönem milletvekilliği yaptım, genel başkan yardımcılığı yaptım. Nedense beni disipline vererek atmadılar. Ama beni bir şey de yapmak istemediler. Ben de orada mücadelemi sürdürdüm. Bulunduğum yerde tarihe not düşmek adına konuşmalar yaptım, mecliste yaptım. Çeşitli komisyonlarda görevler aldım, komisyonlarda başkan vekilliği yaptım. Oralarda tarihe not düşmek için gayret sarf ettim. Şimdi şunu söylüyor Sayın Erdoğan. Bir yandan diyor ki tek partili hayat kötüydü diyordu. Geçmişte bu milli şef var ya, bu milli şef neler yaptı neler yaptı. Bu tek partili hayat var ya. Yani neler çok yaptı, partili neler hayata yaptı. Geçmeyi de sağlayan kişi o milli şef dedikleri kişidir bu arada ve, yani. Ve şunu söylüyordu İnönü'de seçimi yani kaybettiği zaman da İnönü zaten çok partili hayatı başlatanlar da CHP'lilerdi efendim. O ayrılan dörtlü taklidi yazanlar da CHP'nin içerisinden gelmişlerdi. Başka bir parti yoktu ki, uzaylı değildi ki bunlar. Tabii, UFO'lu değildi ki bunlar. Tabii. Rusya'dan, Bulgaristan'dan, İran'dan gelmiş değillerdi ki. Bu şahıslar o zaman Stalin bizi tehdit etti. Ve dedi ki o zaman biz Stalin'in tehlikesine karşısında, Boğazlar konusunda, Kars konusunda, Ardahan konusunda biz bir tercih yapmak zorunda kaldık. Bu tercihimiz sonucunda Birleşmiş Milletler'e girişimiz ve NATO'ya girişimiz vardı. Onlar da bize dediler ki çok partinin hayat olsun bu Türkiye'de, bununla ilgili başlasın. Hatta İnönü'de seçimi kaybettikten sonra İnönü'ye dediler ki efendim görevi devretmeyin. Mevfime Hanım'la beraber kesinlikle gitmeyin oraya. Gerekirse bir darbe yapalım. Ama İnönü şunu söyledi. Bu mağlubiyet benim en büyük zaferimdir dedi. Bakın bu mağlubiyet beğenmedikleri İnönü, İnönü'yü bir öğrensinler önce, bir okusunlar bu İnönü'nün hayatını. Onun hayatında bir aslında şaibeli bir dönem var mıymış bir baksınlar. Peki. Öyle devletmanla tenezzül etmek, tevessül etmek var mıymış bir baksınlar. Öyle Türkiye'ye darül harp demek var mı? İktidar olduktan sonra darül yağma yapmak var mı? Bir baksınlar. Ondan sonra konuşsunlar. Şimdi kalkıyor diyor ki 14 Mayıs'ta yeter karar milletindir diyelim. Ya 21 senedir iktidardasın. Kime karşı yeter milletin diyecekler Allah aşkına. Doğru. Yeter karar Millet İttifakı'nındır. Altılı masanındır diyeceğiz. Yeter karar altılı masanındır. Yeter Millet İttifakı'nındır diye söyleyeceğiz. Ve sesleneceğiz kendisine. Diyeceğiz ki sen Türkiye'yi yeterince yönettin. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber de Türkiye'yi bir uçuruma sürükledin. Paramızı pul yaptın, pasaportumuzu değersiz yaptın, işsizliği artırdın, yoksulluğu artırdın, yoksulluğu artırdın, yasakları artırdın. Siyasi mühendisliklerle Türkiye'yi yönetmek istiyorsun. Biz de sana dur diyeceğiz. Peki. Ve diyeceğiz ki bakın şunu da son kez söyleyeyim. Sayın Erdoğan ne yaparsan yap. Mağduriyetlere falan da sığınma. İster 14 Mayıs'ta yap, bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla yap. İster Yüksek Seçim Kurulu kararıyla yapın bu işi. Ne yaparsanız yapın. Seni yeneceğiz. Bizim 13. Cumhurbaşkanı 6. altılı masanın adayı olacak. Parlamentoda çoğunluğu sağlayacağız. Gerçekten Türkiye'de ortak aklı inşa edeceğiz hep beraber. Peki altılı masanın